Sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler, Satış Faktörü Rehber videosunun 3. bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde hap yükseltmesi 1, 2, 3, 4, 5'i yapmıştık. Şimdi sıra ise 6. yükseltmeye geldi. Hap yükseltmesi 6'ya geldi. Tabii bu yükseltmeyle birlikte bize verilecek ödüller de uzay asansörü, biyokütle yakıcı, biyokütle ve başka bir biyokütle yapabilmemiz için bize bir nevi blueprint verecek. Ama tabii ondan önce şunları bir söylemem lazım. Artık hap yükseltmesi 6'lar, yani aşama 0, aşama 1, aşama 2 diye devam edecek burası. Dönüm noktası malzemelerini artık 100-100, 200-200, belki de 500-500 isteyecek. O yüzden artık yavaş yavaş bizim otomatik bir üretime geçmemiz lazım. Cevherleri otomatik çıkarmamız lazım ve daha hızlı bir şekilde sizlere oyunla ilgili ayrıntıları rehber niteliğinde söylememe yardım etmesi gerekiyor. Tabii biliyorsunuz ki aşamalardaki hap yükseltmelerinde bize ödüller ver. Vermişlerdi. Neydi? Ekipman atölyesi, işte madenci versiyon 1, külçe üreticisi ve üretici olarak güçte güç hattı, elektrik direği, lojistikte taşıma bandı, taşıma bandı desteği, organizasyonda depolama konteyneri gibi binaları ödül olarak vermişlerdi. Biz fabrikasyona geçmek için otomatik bir şekilde cevherlerimizi, malzemelerimizi üretmek için bir takım aşamalarda yapmamız gerekiyor. Bu aşamalardan bir tanesi öncelikle üretimdeki ekipman atölyesi. Ekipman atölyesini göstereyim. Ondan sonra da aşama aşama sizlere bu inşa edici kısmında, yani Q tuşuna bastığınızdaki bölümde çıkan binaları nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk önce ekipman atölyesi. Ekipman atölyesi için ne istiyor? 6 tane demir levha, 4 tane de demir çubuk. Hemen şuradan demir külçesini dövelim. Demir cevherinden demir külçesi yapalım. Şuradan 2 tane 1, 2 demir çubuk yapalım. Sonrasında da demir levhamızı dövelim. Tabi biraz daha demir külçesi yapmamız gerekiyor ki yeterli seviyede demir levha üretebilelim. Tamam, demir levha da yapalım. Şu an 6 tane demir levha ve 4 tane de demir çubuğumuz hazır. Q'ya basıyoruz. Ekipman atölyesine geliyoruz ve ekipman atölyesini şuraya sizler için şöyle birazcık da ekrana da vereyim. Şöyle ekipman atölyesini inşa ediyoruz. Tabii bu ekipman atölyesi ne işe yarayacak onu da söyleyelim. Bu madenci versiyon 1'de istediği, ondan sonra acaba bir taşınabilir madenci var. Bu taşınabilir madenciyi biz bu ekipman atölyesinden yapacağız. Mesela şu an envanterimizde elimizde bulunan bu gördüğünüz şu çık 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 var ya, çık çık elektrik şey. Zenoshock silahı. Bunu ve bunun gibi başka silahları ya da malzemeleri, savunma silahlarını bu ekipman atölyesinden üretebileceğiz. Gördüğünüz üzere Zenoshock silahı ve taşınabilir madenci. O yüzden plak mertebede tam üretime geçtiğinizde fabrika olmadan önce bu ekipman atölyesini yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz bir sonraki aşamaya bakalım. Neydi? Madenci versiyon 1'i yapmak için bizim taşınabilir madenciye ihtiyacımız var. Şimdi taşınabilir madenci nasıl yapılır? Hemen şuraya geliyoruz. Taşınabilir madenci 2 tane demir levha ve 4 tane de demir çubuk istiyormuş. Halihazırda zaten 3 tane hazır. 1 demir levha, 2 demir çubuk hazır. Biz geri kalan ekstrayı üretelim. 1 tane, 2 tane demir çubuk, 4 tane demir çubuk. Tamam. Demir külçesine ihtiyacımız var biraz da. Şuradan hemen demir cevheri toplayalım. 1 2 3 5 6 9 10. Tamam. Hemen şuradan da gidelim. Demir levhası yapalım. Demir külçesinden. Hemen. Ve buradan da ekipman atölyesine gidiyoruz. Ve ilk taşınabilir madenciyi yapıyoruz. Taşınabilir madenci ne işe yarıyor? Hemen onu da açıklayayım sizlere. Envanterimizi açıyoruz. Hemen şunu elimize alıyoruz. Ve bu taşınabilir madenci demir cevherinin üzerine bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra minik yarı otomatik robotumuz bize demir cevherini toplamaya başlayacak ki şu anda da gördüğünüz üzere toplamaya başladı. Dakikada 80 demir cevheri üretecek ve bizim cevherleri toplama konusunda ilk aşamada bize yardımcı olacak. Tabii bunun gibi bakır cevherine de bir tane koyacağız. Kireç taşına da bir tane koyacağız. Bir önceki bölümlerde size gösterdiğim kireç taşı ve beton yapmaya yarayan, tel yapmaya yarayan bakır cevheri ve kireç taşı için de bu taşınabilir madenleri yapacağız. Tabii ki bunun akabininde taşınabilir madenciyi gösterdik. Hemen şuradan Q'ya basıyoruz ve sıradaki
binamızı yapalım. Neymiş? Madenci versiyon 1'e ihtiyacımız var. Ne istiyormuş madenci versiyon 1? Gördüğünüz üzere bir adet taşınabilir madenci istiyor. Onu yaptık. 10 tane demir levha, 10 tane de beton istiyor. Hemen ben şuradan, geleyim. Bir tümünü al. 100 tane toplamış bile, gördünüz mü? 50 toplamaktan daha hızlı. Hemen şuradan geliyoruz. Demir küçesini dövüyoruz. Demir levhamızı yapalım. Demir levhamızı yaptık. Kaç tane oldu? 9 tane demir levha oldu. Birazcık da demir çubuk yapalım. Ve gidelim. Şuradan ekipman atölyesinden bir tane daha taşınabilir madenci yapalım. Ve artık efendim madenci versiyon 1 yapmamız için 10 tane betona ihtiyacımız varmış. 30 tane kireç taşı toplayıp gelelim. Hemen şuradan tarayıcıdan da kireç taşını tarayayım. Bakayım neredeydi. Yanlış olmasın. 330 metre. Şu en yakını. Gidelim. Hem taşınabilir madenciyi bırakalım. Hem de kireç taşımızı alalım. Ve betonumuzu yapalım. Hemen şuradan taba basıyorum. Taşınabilir'i ele alıyorum. Ve hemen bu sevgili mini robotumuzu da kireç taşının üzerine bırakıyoruz. O da ayarlıyor kendini. Son ayarlamaları yaptı. E'ye basıyoruz. Ve bu vesileyle de gördüğünüz üzere kireç taşını toplamaya başladı. Dakikada 40 tane toplayacak. İlk 40 taneyi de alacağız, gideceğiz. 16 17 Şöyle hemen şuradan da bir çay yürüyeyim. 21 22 23 29 30 Şu anda neredeyse 1 dakika doluyor. Doldu. Hemen aldık kireç taşımızı ve yolumuza devam edelim. Hub'ımıza geri dönelim ve madenci versiyon 1'i yapalım artık. Hemen şuradan kaya kaya. Herkes kartal kaya. Go go go. Bak, bir tane de buraya yapacağız bakır madeni için. Hemen şuradan çalışma tezgahına geliyoruz ve betonumuzu yapıyoruz. Okey, şimdi Q'ya basıyoruz. Madenci versiyon 1'i de şunu şuradan alalım. Madenciyi al. Madenci versiyon 1'i de şu şekilde. Niye olmuyor? Demir levha yetersizmiş. 3 tane demir levha dövmemiz lazım. 3 tane demir levhaya ihtiyacımız var. Hemen toplamda 1 adet taşınabilir madenci, 10 tane demir levha ve 10 tane betonumuzu çalışma tezgahından yaptıktan sonra şöyle madenciye geliyoruz. Demir cevherimizin üstüne. Ya bir şey söyleyeceğim, bu çok şey ya. Şöyle mi yapsam acaba? Böyle yapayım. Hub'ın yerini gene değiştiririm. Ya da bu şekilde çıkar, sağa doğru yönlendiririz. Tamam. Bunu bu şekilde koyduğumuz zaman madenci versiyon 1'i de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Bu bölge kazıdığı demir cevherini çıkardığı bölge. Bakın şöyle hemen E'ye basayım. Bakın gördüğünüz üzere şu anda gücü yok. Dakikada 120 demir cevheri üretecek. Biz zaten hani 10 dakikada 100 demir cevheri falan topluyorduk. Şimdi demir cevherini de buradan toplayacak. Sonrasında ne yapacağız? Biliyorsunuz ki çalışma tezgahında demir cevherini demir plakaya, demir levhaya, ondan sonra demir çubuğa, güçlendirilmiş demir levhaya ve vidaya çeviriyoruz ya. Bu çevirici ile ilgili tabii ki bir şey de var. Ayrıca bir dökümhanelerde külçe eritici de var. Külçe eritici için de mesela ne istiyormuş? 5 tane demir çubuk. Hemen şuradan 5 tane demir çubuk alalım. Demir çubuk yapalım. Dövelim. Artık bu bölümde ve belki de bir sonraki bölümde çalışma tezgahında bir şeyler yapmayı bırakacağız. Çünkü artık yavaş yavaş yarı otomatik bir fabrikaya geçiyoruz. İleriki vakitlerde de diğer bölümlerde de sizlerin desteğiyle belki de tam otomatik bir fabrika, uzay madenciliğinde çığır açan bir fabrika yapabiliriz. O yüzden like butonlarına tıklamayı unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Ben de buradan sizler için hemen bir külçe üreticisi şuradan yapayım. Hemen şuraya külçe üreticisini 5 demir çubuk ve 8 tane telle, ki teli nasıl yapıldığını bir önceki bölümlerde size anlattım. Buraya koyuyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere hemen üstüne geliyoruz E'ye. Bu makine ne işe yarıyor? Neydi bunun adı? Külçe üreticisi. Demir külçesi ve bakır külçesi yapıyorsunuz. Eğer bakır cevherinizde de bir tane madenci versiyon 1 varsa bakır cevherini bakır külçesine çevirmeye yarıyor. Ki biliyorsunuz az önce madenci versiyon 1'i yaparak demir cevherini topluyorduk. Buradan da tarifi demir külçesi seçtiğimde madenci versiyon 1'den çıkan bütün demir cevherini demir külçesine çevirecek. Burası da okey. Burayı da güzelce anlattım. Perfect, mükemmel.
Şimdi gelelim bir sonraki aşamaya. Yani fabrikalaşmanın bir sonraki aşaması. Ve üretici. Üretici neymiş? Üretici de bir parçadan başka bir parça üretiyormuş. Yani ne? İşte bu, şöyle söyleyeyim ben size. Demir külçesinden sonra demir çubuk ve demir levha yapıyoruz ya. Onun fabrikasyon ve yani makine hali bu üretici. Bunun içinde 2 tane güçlendirilmiş levhaya 8 tane de kabloya ihtiyaç var. Hemen onu da sizler için yapayım. Tabi demir levha önemli. Mesela güçlendirilmiş demir levha vida istiyor. Hemen şuradan güçlendirilmiş demir levha için 2 tane vida döveyim. 12 tane mi istiyor? Ayıp. O zaman birazcık demir külçesi dövelim. Demir külçesi dövelim. Demir külçesi dövelim. Vidayı neyden yapıyormuş? Demir çubuktan yapıyormuş. Demir çubuğu dövelim. Sonra da vida yapalım. Tamam, vidadan vida yaptık. Güçlendirmeyi 6 tane de demir levha istiyormuş. Ya bizim biraz bolca mı demir levha dövmemiz gerekiyor? En azından bu aşamada. Bir sonraki aşamada artık bunları çalışma tezgahından yapmaya gerek kalmayacağını az önce de söyledim. Hemen şuradan demir levhalarımızı dövelim. Çalışma tezgahından. 2 tane güçlendirilmiş demir levhamız hazır. Şimdi sıra geldi kabloya. Hemen telimizde varken kablo yapalım. 8, tamam. 8 tane yaptık ve artık üretim aşamasına yardımcı olacak son hareketimiz. Hemen şuradan şöyle yapayım. Şöyle birazcık da tepeye çıkayım. Bunu da buraya yapıştırdık mı? Karşınızda üretici. Ne yapıyor? Bakın, demir levha, demir çubuk, vida, bakır cevheri topluyorsanız tel ve kablo da yapıyormuş, beton da yapıyormuş. Bu vakte kadar gördüğünüz bütün cevherleri bu üreticiden çalışma tezgahındaki yaptığınız işlemin aynısını bu makinalarda yapabilecek. Artık son olarak da bunları bir de depolamamız gerekiyor. Depolama konteynerine ihtiyacımız var. Onun için de şuradan gördüğünüz üzere organizasyona giriyorsunuz. Depolama konteynerine giriyorsunuz ve şurada ekranda görüyorsunuz. 10 tane demir levha, 10 tane demir çubuk istiyor. Hemen gidiyoruz. Demir külçesi dövüyoruz. Hemen şuradan demir levhamızı yapalım. 11 demir çubuk. Tamam. Her şey hazır. Artık depolama konteynerını da yapabiliriz. Şöyle zemin. Tamam, şimdilik şuraya bir depolama konteyneri yaptık. Ben bunları sonra düzeltirim. Dert değil, sıkıntı değil. Hemen buradan gördüğünüz üzere buraya da çıkacak ve depolama konteyneri yapmış olacağız. Bitti mi? Hayır. Bir de bu sistemin çalışması lazım. Tabii ki öncelikle çalışması için bu bütün makinaları birbirine bağlamamız gerekiyor. Onu da şu gördüğünüz lojistik kısmındaki taşıma bandıyla yapacağız. Bizim kaç tane demir levhamız var? Bir tane. Hemen şuradan bir demir levha dövelim. Her bir bant bir demir levha istiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Böyle birazcık demir külçesini dövelim. Böyle bir 20 tane demir levha yapalım ki sıkıntı çekmeyelim sonra. Ve şimdi hemen gidiyoruz. Öncelikle tabii siz bu aşamaları tamamlarken bende de olduğu gibi önünüzdeki numaralı tuşlar var ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Oralara kısa yol atıyor. Ben hemen şuradan 3'e basıyorum. Sizin için bir kereye mahsus da şuradan taşıma bandını seçeyim. Sonrasını kısa yola yapacağım. Bu gördüğünüz üzere şuradan hemen taşıma bandını yapalım. İlk önce madenci versiyon 1 ile efendim külçe üreticisini bağladık. Sonra 3'e basıyorum. Külçe üreticisiyle de üreticiyi bağladık. Burası da okey. Hemen üreticiyle de depolama konteynerini birbirine bağladığımızda artık üretim yapıp depolayabilecek bir duruma geldik. Bitti mi? Tabii ki hayır. Son olarak Q'ya bastığımızda neleri kullandık biz? Üreticiyi yaptık, külçe üreticiyi yaptık, madenci versiyon 1'i yaptık, ekipman atölyesini gösterdik. Güçte güç hattı ve elektrik direğini yapmadık mesela. Lojistikte taşıma bandını yaptık. Taşıma bandı desteğini yapmadık ama ona bazı noktalarda ihtiyaç yok. Bazı noktalarda olacak. İleriki bölümlerde göreceksiniz. Organizasyonda da depolama konteynerini yapmış olduk. Şimdi bu kadar şeyin çalışması lazım. Neyle çalışır? Bunu yorumlarda da yazabilirsiniz. Elektrik olmadan hiçbir iş olmaz. Biliyorsunuz ki hap yükseltmelerini yaparken burada bizlere 2 tane jeneratör verdi. Bu jeneratörden elektriği alıp bizim bu sistemi çalıştırmamız gerekiyor. Onun için kaç tane yapın elektriğe ihtiyacı var. Madenci versiyonun 1'e ihtiyacı var. Bunun ihtiyacı var. Bu da işte külçe üreticisi. Burada üretici. Tamam. 3 tane. Şimdi buradan 2 tane kablo çekebiliyoruz. 3.'yü çekemiyoruz buralara. Onun için bize Q'da, güçte bir güç hattı ve elektrik direği vardı ya. Elektrik direği versiyon 1'i biz yapmamız gerekiyor ki, şunu da söyleyeyim. Yapayım ben hatta bunu buraya. Bu elektrik direği en fazla 4 tane güç hattının bağlantısını birbirine ekliyor. Bu bir. Bunu aklınızda tutun. Şimdi 2. Bir de bizim bunu kablolamamız lazım.
Ne dedik? Bu elektrik direği 4 tane, bakın üzerinde de yazıyor, 4 tane aynı ağı birbirine bağlayabilir. Biz buradan elektrik jeneratörden bu elektrik direğine bir tane kablo çekeceğiz ama kablo için öncelikle tele ihtiyacımız var. Şuradan bakır külçesinden hemen telimizi dövelim. Hemen şuradan Q'ya basalım, güç hattımızı seçelim. Ay, kablo yapmadık. Kablo. Neydi? Kablodan yapılıyordu. Tellerden kablo yapılıyordu. Hani bu internet altyapımızdaki kullanılan kablolar var ya. Bakır teller onlar ya da elektrik direklerinde. Onlar. Onlar bunlar işte. Birazcık fazla bakır külçesi dövüp birazcık fazla tel yapmamız gerekiyor. Ki kablomuzu ona göre yapalım. Ki zaten bunları artık size biliyorsunuz. Bir önceki bölümlerde gösterdim. İlk iki bölümde bu kullandığımız bütün ekipmanları her şeyi anlatmıştım. Eğer bu videoya direkt 3. bölümden başlıyorsunuz o bölüm de gidin ve bakın, orada da her türlü ayrıntı dakika dakika yazıyor açıklamalarıyla birlikte, her şey var. Şimdi hemen şuradan ilk jeneratörümüzden buraya bir kablo çektik, gördüğünüz üzere ana hattan elektrik direğine. Sonra hangisini kullanacaktık? Buradaki madenci versiyon 1'e. Hemen oraya da elektriği bağladık. Hemen şuradan bir kablo daha, hemen buraya, buradan da bir kablo daha ve gördüğünüz üzere elektrik direğimizden 3 adet kablo geldi. Bütün elektriğe ihtiyacı olan makinalara ve artık şuradan hemen jeneratörümüze gidelim. Yakıtımızı koyalım ve size az önce yaptığım o güzel devasal makinaları birbirine bağladığımız devasal makinaların çalıştığını bir görelim. Tabii şöyle bir durum var. Oyundaki güç kaynakları şu an, ya güç kaynağı neyle üreteceğimiz sorusunu sorduğunuzda en basit yöntem bu aşamada ben yaprakları kullanıyorum. Yaprakla birlikte çiçek taç yapraklarını da kullanabiliyorsunuz ama ilerleyen bölümlerde onları da göstereceğim. Sizlere domuz kalıntıları, işte değişik materyallerden yakıt yapabiliyor olacağız. Ki zaten şöyle bir şey de var. Bakın onu da göstereyim ondan sonra. Hub terminaline geldiğinizde biz buradan dönüm noktası seçtik ya. Bakın biyokitleler var ya, yakıt olarak kullanılır. Bunları öğrendikten sonra artık o jeneratörlere de yakıt yapabileceğiz. Tabi bunların neden nelerden yapıldığını hub yükseltmesi 6'yı tamamladığımızda öğrenmiş olacaksınız. Hem ben öğrenmiş olacağım hem siz öğrenmiş olacaksınız. O yüzden ilk aşamada elektrik alabilmek için hemen 60 tane yaprak ekliyorum ve artık elektriğimizi vermeye başladık. Gördüğünüz üzere bakın buraya elektrik geldi. Madenci versiyon 1 demir cevheri üretmeye başladı. Banttan çıkacak şimdi. Bakın gördüğünüz üzere çıktı. Şimdi demir cevheri de demir külçesi üretecek burası da. Bakın hemen şuraya da bir geçeyim. Buradan da bir görün. Bakın çalışıyor. Demir külçesi de çıktı. Ve üreticiden de ne üretsin mesela? Demir cevherinden ne üretebiliriz? Demir levhasını, demir levha üretebiliriz. Demir levha, demir çubuk. Demir levhayı üretsin mesela. Tamam mı? Dakikada 20 tane levha üretecek. 3 tane demir külçesinden. Bakın. Hemen onu da gösteriyorum. Gördüğünüz üzere demir levhalar da çıktı. Ve depolamaya başlıyoruz. Bakın 1 geldi, 2 geldi. Hemen 3, 4 de gelsin. 3 ve 4 olarak da efendim depolamaya, demir levhaları depolamaya başlayacak ve artık yavaştan çalışma tezgahını kullanmayı bırakacağız hanımefendiler, beyefendiler. Şöyle sizleri güzel bir manzaraya doğru kafamı iyi çevireyim. Şöyle bir güzel, daha doğrusu buradan değil de dur şuradan manzaraya doğru çevireyim. Kamera görüntüsünü hemen şöyle tepemize çıkalım. Heh. Şöyle bir bakalım. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Hap yükseltmesi 6'yı tamamlamadan önce artık fabrikasyon üretime, otomatik üretime nasıl geçeceğimizin en azından ilk adımını demir cevheri üzerinden anlatmış oldum. Umarım ki keyif almışsınızdır ve rehber videosundan bir şeyler öğrenmişsinizdir. Satış Faktörü severler, oyuna yeni başladıysanız bu aşamalar çok önemli. O yüzden videoyu beğenmeyi, abone olmayı, o aşamaları da iyi öğrenmeyi unutmayın efendim. Esen kalın, keyifli kalın. Görüşürüz. Bay bay.